Kaçık Bey'in mizah videolarımıza hoş geldiniz. Bugün değerli mizah yazarı, reklam yazarı, yazar, çizer Utku Gürtunca yanımızda. Utku Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Niye böyle bir giriş yaptık? Çünkü 30 yıllık arkadaş olunca dedi ki bizim seninle ciddi ciddi bir şey çekiyor olmamız çok bunu da çekelim de bulunsun bir yerde. Bir günde ciddi olalım dedik. En ciddi olduğumuz masada bile beyin var. Yani o kadar da ciddiyiz işte. Ulan o iyi bir şey belki. Yani bence iyidir. Utku hoş geldin. Ne haber İstan? Teşekkür ederim. Şimdi ilk soru sakat bir şey yazmışım. Oradan girmeyeyim ben sana. Tamam. Bize bir kendini tanıtır mısın? Sen reklamcısın, mizahçısın, yazarsın, senaristsin. Şiir bile yazdığını zannettiğim oluyor. Şairsin evet. Çok güzel şiirlerim var. Ya ben şu an 16 yaşında bir çocuğun 35. yılındayım. 35 yıldır süren bir yolculuğu var 16 yaşında bir çocuğun. O çocuğun 35. yılındayız. O çocuk kim? O çocuk Bursa doğumlu bir çocuk. Sarı kafalı, kepçe kulaklı bir çocukken, geveze geveze lafları derken, sınıfının gevezesiyken zamanla şey gelişmeye başladı. Ya Utku'yla Türk filmi seyretmek diye bir kavram gelişti bizim ailede. O zamanlar tek kanal, cuma cumartesi akşamları Türk filmleri oynuyor. Ben de seyrediyorum şimdi bir şey dürtüyor beni. Burada bir saçmalık var. Tabii sonra öğreniyorum ki o Türk filmleri çok uzun, sık bir yetiştirme telaşıyla. Yani televizyonun olmadığı yıllarda Anadolu'nun çeşitli yerlerinden siparişler veriliyor ve külliyatlı bir rakam oluşuyor ve yapımcılar oyuna yetişmek için aynı anda 5 film falan çekiyorlar. Ve tabii ki senaryolar öyle bir anlamlar, anlamsızlıklar olmuş ama şimdi o yıllar olarak değerlendirmediğinde 10 küsur yaşlarında bir hınzır velet. Bir de benim çocukluğum çok sessiz sakin geçti. Böyle köşe yastığı gibi bir adamdım. Eve temizlikçi kadın çiçek ekse yeri var. O derece kımıldamayan ama sürekli kayıtlı olan bir herifsin. Hiç ihtimal veriyorum. Benim yıllar sonra gazetedeyken İlkokul öğretmenim mail attı bana. Nasıl ya dedi. O Utku sen misin dedi. O sınıfta dedi bir şey isterken yüzü kızaran çocuk. Şimdi içten içe yanmalı bir durumun var. Mizahçı bakış. Vav wow, çocuğa bak amma koşuyor amma uçuyor değil. Yani çok yere mizah derlerinde çık çıkmaz. Mizah ciddi iştir. Ciddi iştir getirmek için değil bu. Mizahçı adamın biraz mizahın söylemine girdik ama hani adamın zaten konuşma özürü, gösterme, anlatma sosyal açıdan bir özürü mutlaka olduğu için yazıyor zaten. Adam dilsiz olduğundan bir nevi yazdığından o adamlarla direkt temasın herkesle yaptığın gibi olmaz. O yüzden adamlar biraz sessiz sakin başlıyor. Ben de aynı familyadandım. Ama böyle Türk filmlerinde bir şeyler batıyor. Türk filmlerinde bir şey olma öyle olmaz ki böyle olsa şöyle olurlarla başladım ben. Utku'yla Türk filmi seyretmek diye bir kavram gelişti önce ailede. Sonra o sırada babam bana hayatımın en büyük iki ilginden bir tanesi. Sigarayı benim önümde bırakma yaşım. Ben başlayacağım yıllarda bırakmaya çalışıyordu ve bıraktı. Ve ben o ağızlığı temizlerken çıkan zift yüzümden ben sigara hiç başlamadım. Bir de mizah yolculuğunda hiç engel olmadı. Ve tam aksine destek oldu. Eve mutlaka 80 öncesi de 80 devamında da mizah dergileri gelirdi. Babam severdi okumayı ama dinlediğim her mizahçı da aynı öyküyle. Onlar da evin bir köşesinde mizah dergisi bulmuşlar. Kimse eve gizli gizli bir şey sokmuyor aslında. Aile biraz aksi tabii ki vardır ama benim ailemde öyle değildi. Masaların üstünde mutlaka bir gırgır çarşaf, fırt gırgır bir şey dururdu. Bizde de öyleydi. Onları karıştıran Utku 16 yaşındayken, lise 2 öğrencisiyken Bursa Erkek Lisesi'nde. Bu arada Bursalılarımla gurur duyuyorum ve çok çok sevdiğim bir kent. Bursa Erkek Lisesi olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Burada onu da belirtmiş olayım. Derginin arka sayfasında hariçten gazel okuyanlar diye bir köşe var. O köşede dışarıdan karikatür ve espri kabul ediyorlar. Fırt. Daha doğrusu önce sadece karikatür kabul ediyorlar ve fıkra kabul ediyorlar. Daha sonra dergi içerisinde, zaman içerisinde onun Atilla Atalay tarafından yazıldığını öğrendiğim bütün küçük çok komik durumlar var. Onu amatörlerden de beklemeye başladılar. Onu beklemeye başladıklarında benim önümde dur ya ben de bunlardan denesem ya diye bir yol açıldı. Karikatür deniyorum ben de ama karikatürün daha meşakkatli bir yolu var. Öbürü direkt aklına girip atabiliyorsun bir şekilde bir şeye. Yayınlanmadı tak yayınlandı. Tak yayınlandı derken zaten içine giriyorsun mevzu. Hatta yayınlandıktan 2 hafta sonra postacı kapıyı bir kere çaldı. Aşağı indim. Nüfus kağıdını al da gel dedi. Ne oluyor lan dedim evleniyor muyuz nüfus? Para gelmiş. Şeyle. Para gelmiş meğerse. Postacının evlenmeyeceğimizi bana para vereceğini gördüm. Bana böyle ince uzun bir kağıda imza attırdı. 2500 lira para çıkardı verdi. 85 senesinde lise öğrencisine verilecek karın hazinesi yani 2500 lira. Bugünün parası 200 lira ediyor olabilir ama o günün alım gücüne göre çok daha fazla şey alınıyor. Ben İskender yediğimi hatırlıyorum. Zeki Allah Semet'in aklını yasaklar kasede. Ben şeye döndürmüşüm ama. Yani bilgiye döndürmüşüm. O çabanın çocuğu kör kuyuya taş atar misali bir şeyler atmaya başladı. Postanede bir yarıktan içeriye. Çünkü o zamanlar ne cep telefonu var. Evlerde telefon yok ve bu çok normal. 16 yılda telefon bağlanan eve aa size erken bağlanmış deniyor. Bizim rahmetli göremedik. Telefonunu vasiyet bırakıp sen ölmedi görmeden eve bağlatmadan ölmeden diye yıllarda
sen iletişimini bir mektup zarfına bir tanımadığın abilere yollayıp onlardan gelecek beğeniye bağlıyorsun. Ve çocuğa peki bunun sonunda ne olacak dendiğinde ya bu bir süre sonra dergiden televizyona sıçacak, ben derken reklamda yazacağım. Yok, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ailemde de yok. Bursa'da da yani İstanbul'a çok yakın ama aslında çok uzaktır Bursa o anlamda. Ben refleks olarak bir şey yapıyorum. Ben öyle bir ki yani babam, annem oğlum bak yine çalışmıyorsun, sınavdan zayıf alacaksın, beni yine okula çağıracaklar telaşında. Mahalledekiler oğlum insan aşağı top oyunca seni bekliyoruz telaşında. Ben iki tarafı da dinlemeyip elimde çizgili kağıtlara komik bir şeyler atıp saat 5'te kapanacak olan postanenin kapanmasından önce oraya yetişmeye çalışan bir çocuğum. Ve o dönem beni hatırlayanlar mutlaka saat akşam 4.30'dan sonra postane, Bursa postanesine kıçı yanmış it gibi koşan bir çocuk anlatacaklardır yani. Ama o çocuk koştuğu için ben geri kalan 35 seneyi yaşadım. Dolayısıyla bir gün ben bir kitap olacak olursam adı elinde zarfla postaneye koşan çocuk olsun. Çünkü o çocuğun yolculuğu beni buraya getirdi. O çocuğun refleksi, hepimiz aşağı yukarı mizahtan bugün öyle veya böyle para yiyen herkes aslında bir çocuğun arayışlarının neticesiyiz. Ben de onun 16 yaşındaki çocuğun 35. yılını yaşıyorum şu an. Bitirmek üzereyim. Mutluyum ama. Yani güzel şeyler tabii ki. Yani insanın bir kere ben de bunu yapıyorum diye bir refleksim var. Beğendirme refleksim var. Onun cevabını almak, o yıllarda Fırt'ta bir şeyin çıkması demek olağanüstü bir şeydi. Çünkü Gırgır 500 bin satıyordu. Yavrusu Fırt 300 küsur bin satıyordu. Evet. 300 küsur bin şu an inanılmaz bir şey. Yani. Gazete satıyor. Yani şeye benziyor bu. Ağrı Dağı'nın yanında küçük ağrı var. O da 3000 metre ve Anadolu'da 3000 metre başka dağ yok. Ama büyük ağrının yanında ya. Yani küçük dağ olarak geçiyor. Fırt'ta inanılmaz bir dergi. Aynı kadro çıkarıyor zaten. Ve sen orada bir lise çocuğu olarak küt küt birkaç tane esprin çıkıyor. Ve bunun arkası gelmeye başladı. Ve böyle böyle ben Hakan Köksal diye bir adamla tanıştım. Hakan Köksal'la yolculuğumuz birlikte Sabah Gazetesi'ne, Hıncal Uç'un köşesine taştı. Orada Hakan Utku diye bir köşe çıktı ortaya. Orada uzun yıllar yazdık. 10 küsür sene yazdık. Daha sonra kendi köşemiz oldu Sabah Gazetesi'nde. Keyif verici maddeler. O köşeyi yazdık. Bizi o 90'lı yılların başında televizyonda Plastik Show'a taşıdı. Plastik Show yıllarımız. Daha sonra televizyonda ben A takımında da çalıştım. Ben İbo Show'da Güçlü'yü de yazdım Hakan'la birlikte. Bu arada İbo Show'un Güçlüsü birilerince İbo Show mu denebilir? İbo Show Olgun Şimşek'in Güçlü, Olgun Şimşek'in büyük özen gösterdiği bir işti ve bizden önce de Metin Üstündağ yazıyordu. Sağlam kadro. Çok çok ciddi bir işti. Çünkü o da Olgun'dan kaynaklanıyordu. Olgun'un olgunluğundan kaynaklanıyordu. Biz de gayet ciddi çalışıyorduk. Bu arada İbrahim Tatlıses ve İbo Show hakir görmek manasında değil. Mizahın aslında yeri olmadığından, o da belli bir beğeninin üst düzey bir yeri. Ve ben oradan ekmek yedim. Ekmek yedim, hiçbir yer hakkında da hiçbir şekilde kötü konuşmam. Orası da benim için. Hatta evleneceğim yıllarda İbo Show'dan aldığım parayla evlendim ben. Yani bana katkısı büyüktür o anlamda. Ben de orada İbo Show'un güçlüsünü yazıyordum. An geldi A takımında Savaş Ayar anekdotlar yazmaya başladı. Mizah akacak yer bulmaya başladı televizyonda. Bizim şansımız şuydu aslında. Bizden evvelki kuşak dergiden başka hiçbir alanı yokken bizim önümüze televizyon seçeneği çıktı. Ve biz bir anda özel televizyonların çıkmasıyla mizah arayışına tabii ki birilerine yazdırmaları gerekiyordu. Zeki Metin'in televizyonlar programını taşıması, daha sonra işte Plastik Show'lar, şunlar bunlar derken mizahçılar televizyona da yazabilir hale geldiler. Ve de dergiden kazanacaklarından çok çok da fazla para kazanmaya başladılar. Benim hayatımda iki tane çığlık attığım an, bir tanesi Fırt dergisinde yazımı gördüğüm 1985, bir de 1992 senesinde yazında muhtemelen o evde sen de vardı. Zeki Metinci'nin roll caption'ında adımın Utku Gürtüncü olarak yazması. Yani olağanüstü bir şey. Yani şöyle bir şey, bundan onun 3 sene evvelinde Bursa'ya geliyor Zeki ile Metin. Ben oyuna babam bir kere bilet alıyor. Diğer geceleri gidip Açık Hava Tiyatrosu'nun kapısının arasından görebildiğim kadarıyla izleyerek ya da dinleyerek geçiriyorum. Şimdi ve sonra onlar senin bir şeyini oynuyor. Şimdi yazmanın öyle inanılmaz bir tuhaf tarafı var. Ya, öyle bir güç teslim ediyor ki sana aslında. Yani 16 yaşında çocuğa şunu söyleselerdi haklı çıkacaklardı. Ama çocuk hiçbir şey anlamayacaktı. Sen yazarak 3 tane çifti evlendireceksin. Ben yazarak 3 çift evlendirdim. Türkiye'nin çok çok iyi tanıdığı. Bir tanesi bir erkek bir kadında geçen süreç, biz evlendirdik. Bir tanesi Çelik ve Çelik Naz sürecinde vardım. Yani bir robotla çift evlendirdim. Ayrıca Kocan Kadar Konuş serisinin ikinci bölümünde senaryo kısmını yönetmenle birlikte kitaptan uyarlamıştık. Orada da bir evlendirdim. Ben Türkiye'nin gözü önünde sadece yazarak parmaklarımla 3 çift evlendirdim. Biri robot çiftli. Biri robot olmak kaydıyla üstelik. Ya da yine Arçelik markasıyla çalışırken Anneler Günü reklamımızdan sonra o kadar beğenilmiş ki meğer reklam. Bir tüketiciden bir teşekkür maili gelmişti. Arçelik Kraliçe.
Yok, o değil. O değil. Kadın bir anne, bir bebeğe anne demeyi öğretir Çelik ve çocuk anneye anne deyince annenin dünyalar onun olur. Ve reklam şey demek içindi. Siz annenize işten bir anne deyin, o dünyanın en güzel hediyesidir. Çelik bunu yapabilecek güçte bir markaydı çünkü. Yani annenize kettle alın çiğliğinden daha başka bir yere veriyor. Bir mail gelmiş tüketicilerden. Diyor ki kadın, biz diyor 4 yıllık evliyiz, evli çocuk yapmayı henüz düşünmüyorduk. Ancak sizin reklamınızı izledikten sonra çocuk yapmaya karar verdik. Şu an ikizlere hamileyim. Teşekkürler Arçelik. Bu çok acayip. Şu an hayattalardır tabii ki inşallah. Hayatta tabii ki fiziki olarak anne babası değilsin ama en azından ona sevk ettiğin için bu da bunlarla yaptığın bir şey. Burası ve burasıyla. Çok enteresan bu. Bu çok tuhaf bir güç. Ya kendi yazdığım filme ben 10 kere bilet aldım gittim. Seyirciler arasında oturdum ve hangi Rakespire ne reaksiyon vereceklerini canlı yaşamak kadar güzel bir şey yok. Ya da rahmetli Yalçın Menteş'in tek kişilik oyunlarını yazardık Hakan'la. Ben alırdım bir tane arkaya bilet geçer, şeyleri seyrederdim. Reaksiyonları seyrederdim. O korkunç bir şey. O kadar güzel bir şey ki. O anlamda Allah'ın sevdiği kulusundan da öte bir şey bu. Öyle güzel bir bahşetli bir şey ki. Yani sabah mesela sabah gazetesinde yani reklamcılıkla birlikte yazarlığı da sürdürüyorum bir taraftan. İdem o zamanlarda. Sabah gazetesinde köşedeki yazıları derleyip toplamamız gerekiyor. Ya Hakan bana yollamış ya ben Hakan'a yollamışım. O gün beni yollayacağım bir gün. Sabah 5'te kalkmışım. Ben böyle sabah çalışabilen soyuyum. Sabah 5'te kaldır bana her şeyi yaptırabilirsin ama saat 10'dan sonra adımı sorsan nüfus kağıdıma bakarım. Öyle bir herifim gece. Mailde diyor ki kadın bir okuyucu. Dün diyor gün hayatımda belki de geçirdiğim en kötü gündü diyor. En kötü gün. Her şey mi kötü gider? Her şey çok kötü gitti diyor ya. Bir tek 5 dakika sizin köşenizi okudum. Çok güldüm. Belki de o 5 dakika için bugün uyandım. Çok teşekkür ederim. Şimdi o kadın nerededir bilemem. Hiçbir ilişkimizde bir daha olmadı. Yani tanışmak, şu bu olmadı. Bilmiyoruz birbirimizi. Ama öyle bir ifşada bulunuyor ki hayatımın diyor değiştirdiniz dün diyor. Ben 5 dakika. 5 dakika okudum ve o 5 dakikada bugünün enerjisiyle bugüne uyanabildim. Çünkü dün çok kötüydü diyor. Şimdi bunun hiçbir telif karşılığı yok. Bu bir hayata dokunmaksa hayata dön. Yani bir kalp cerrahının elini alıp sıkması kadar, kalbi tekrar çalıştırması kadar sen de aslında ruhuna bir katkıda bulunuyorsun. İnsan hayatı sana bir şekilde teslim ediliyor. Reklamda başka bir şey teslim ediliyor ama mizahta sen yol açıyorsun buna. Aradan geçiyorsun. Çünkü senin bir çatlağı görme refleksin var ve onu herkese göstermeye çalışıyorsun. Burada bir yanlış var arkadaşlar demeye çalışıyorsun. Reklamcı da bu özelliğinden faydalanıp sen detayları çok iyi öne çıkarıyorsun. Bizim marka içinde bir şey bulsana diyor. Aslında mizahçı o yüzden reklama çok yarıyor. Ama aslında bir mizahçı için reklama bu emeği vermek birbiriyle zıt zıt karşı karşıya gelmeleri gerektiren bir şey. O bende tek vücutta beden bulmuş oldu. Şey oluyor muydu? Reklam, bir ürün, bir şey var. Bu böyledir diyorsun. Bunun insanlarda bir duygu oluşturması için bir şeyler hedefliyorsun. Öyle bir şey yapıyorsun ki çok komik oluyor, beğeniliyor fakat ürünün de önüne geçeceği korkusuyla hadi şurasını biraz tıraşla diyorlar. Şimdi reklamcılıkta öyle bir durum var. Tabii. Bir şekilde sana ket vuruluyor, orayı tıraşla, burayı süpür. Var, o var. Yani zaten çok özgür olabilir. Reklamcılık şöyle bir şey. Reklam yazarı kadar, reklam yaratıcısı kadar fikri dinlenip, reklam yazarı veya yaratıcısı kadar fikri çöpe atılan başka bir insan daha yok. Günde 5 kere olmamışı duymak demektir. Beğendiğini çöpe atmak demektir. Aslında başkasının parasıyla şov yapmak demektir bir nevi. Başkası adına aşk mektubu yazmak demektir. Yani bu nasıl başlamış? Arkadaşım ben şu bardağı ürettim ama ya da içindeki çayı ürettim ama senin ağzına iyi laf yapıyor. Şunu öyle bir anlat ki şu ve bir de şu içsin. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac bu. Ya da ben bir sniper'ım ve Galata Kulesi'nin tepesinde elimde bir silah var. Hepi topu 4 tane mermim var ve bana tarif edilen kişileri alnımdan değil ama aklımdan vurmam gerekiyor. Vurduğum anda da evet ben bilmem ne çayı almalıyım noktasına getirmem gerekiyor. Burada diyor ki sana al şunu benim adına sen anlat ikna et şunları. Reklamcı tam aslında böyle bir şey. Tabii zaman içerisinde teknolojinin değişimiyle, mecraların değişimiyle bu çok bilimsel, çok sistematik. Çünkü karşında korkunç bir kitle var ve sayıca. O kitlenin her birinin öyle bir vaatte bulunuyorsun ki ben öyle bir çevirmenim diyorsun ki Türkiye'de diyorsun yaşayan herkesin bir dil kabul edersek bütün dillerden anlayan bir çevirmenim ben diyorsun. Yeter ki şu gözlüğü alma ihtiyacını doğur bana. Ben sana o gözlüğü almasını muhtemel insana ikna ederim. Hatta öyle bir şey ki gözü bozuk değilken gözlük taksan o noktasına kadar getirebilirim. Yani öyle bir halim var. Yani senin direkt algıyı yönetmek, algıya konuşabilmek gibi özelliğin olduğu için öyle bir şeyle kiralanıyorsun ki aslında kendi içinde bir muhasebe de yapmıyor değilsin çok kere. Hakikaten bu adama bunun almak isteği uyandırmakla iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Çok kere çünkü şeyle, üstündeki kazağı, o kazak iyi değil biliyor musun? Daha iyisi var.
Ya öyle değil ama biliyor musun daha iyisi var. Şöyle değil ama biliyor musun daha iyisi var. Şimdi sen o mezara yatırdın ama yandaki mezar var ya. Of. Ya bunun sonu yok. Sen sürekli huzur bozuyorsun bir nevi. Yani reklamcılık sektörüne çok saygı duyuyorum ve bu işten 22 yıldır ekmek yiyorum ama aslında kabul edilmesi gereken bir tarafı var ki insanlarda biz ya ihtiyacına doğru isim bu diyoruz ya da direkt ihtiyaç yaratıyoruz. Başka da bir şeyimiz yok. Ama sen anlatınca çok güzel oldu. Başkası adına aşk mektupları yazıyoruz. İnsanları alnından değil ama aklından vuruyoruz. Evet. Bizim mottosu bu olsun reklamcını böyle anlatırsan ne güzel. Güzel mi bilmiyorum. Yok çok zevkli bir iş bu arada. Yani hakikaten yapabilenlere de tavsiye ederim. Çünkü her mesleğin bir monotonluğu vardır. Reklamcılıkta böyle bir şey yok. Monotonluk olamaz. Çünkü aynı anda masanızda bir sigorta briefi, bir banka briefi, bir kadın eşyası satan bir mağaza briefi, yanda bir tane çocuk bezi reklamı, önde bir tane toplumsal sosyal proje, belki bir kadın bağı reklamı. Şimdi bütün hepsi beş benzemez insan kitlesine. Onların rutini de bu karmaşıyoruz. Yani bu olağanüstü bir durum. Sen bir nebze empati kurmaktan kendini unutuyorsun. Empati ötesi bir durum bu. Yani ben kimdim ya bu arada? Hani ben neden zevk alırdım? Çünkü şöyle bir derdin oluyor böyle olunca. Mizahçı tarafın özgür, tamam mı? Yani orada ben bunu böyle çevirmeyi beğendim ve buna gülen güler, gülmeyen gülmez. Ben bunu da öyle anlamlar yükledim ki keşfeden ne kadar beğendi. Ama reklam öyle değil. Böyle de çevir, böyle de çevir, böyle de çevir. Senin aşan, sen olmaktan çıkan bir durumda olduğu için ona mı uyuyayım, buna mı uyuyayım derken herkesin de derdini bilmek zorunluluğu doğuyor. Böyle olunca da sana ait elitist bir yan kalmaz oluyor. Çünkü sen yani aynı anda Fazıl Say da dinlemek, aynı anda Ferdi Tayfur da dinlemek, aynı anda Ajdar da bilmek, aynı anda Seda Sayan da tanımak, aynı anda herkesi bilmek zorundasın. Bunların çünkü her birinin bir karşılığı var. Reklam bunların her birinden faydalanıyor. Dolayısıyla bunlar senin için artık bir beğenim beğenmeme konusu da değil. Bunlar senin için artık bir enstrüman ve tanımak zorundasın. Tanımak zorundasın. Hele Türkiye'de o kadar çok değişken, o kadar çok hızlı akan bir şey var ki. Bu mizahçı için de geçerli bir süre sonra. Çünkü mizahçı şaşırtmak üzerine kuruluyor. Yani Aziz Nesin'in anlattığı, rahmetlinin anlattığı çok güzel bir hikaye vardı. Tabii biraz abartarak anlatıyor ama nefis bir durum. Türkiye'de bir sempozyum bir şey düzenleniyor. 3 gün falan sürecek. Aziz Nesin de davetli tabii ki. Adamın kitapları dünya dillerine çevriliyor ve tabii ki Japonlar da var. Hemen Aziz Nesin etrafını söyler daha gün. Oo siz Aziz Nesin süpersiniz. Şöyle mükemmel. Biz size inanamıyoruz falan böyleler. Diyor ki adam ben de diyor. Bir gururlandım tabii diyor. Evet oyun falan. 3. günün sonunda kimse yok herifin. Ya Japonlar adamla hiçbir alakası kalmış. Ulan diyor bir yerde hata mı yaptın? Ne yaptın? Ben hani tamam ya kucağımdan etrafından mıç gezmesinler ama hani bu kopukluk da bir tuhaf değil mi? Gidiyor yanlarına artık yüzünüz şey yapıyor, karartıyor gidiyor yanlarına. Ya diyor affedersiniz ben bir şey soracağım. Buyurun Aziz Bey diyorlar. Ben bir yerde hata mı ettim bir şey? Yok biz sizi çok seviyoruz. Yalnız biz Türkiye'de 3 gün yaşayınca gördük ki siz gördüklerinizi yazıyor musunuz? Ha. Yani biz böyle bir coğrafyayı tanıyınca sen de pek numara yok abi. Yani ya sen gördüğünü yazıyor musun? Olan bu zaten. Olan buymuş zaten yani. Ya Woody Allen şöyle bir şey yazsa müthiş adam oluyor. Hayvanat bahçesi acısında kurban kesme. Ha. Bu ülkede oldu. Şimdi ne yapacağım? Ben bir mizahçı olarak buna hiçbir şey ekleyip çıkaramıyorum. Eminem zor. Tişörtü giyiyor diye adam adamı vurdu. Çünkü annesinin adı Emine'ydi ve sen Eminem diye bağıramazsın. Satıcıyı vurdular. Trajik ama komik. Gerçek ama. Gerçek. Şimdi mizahçı zaten bir tersliği yakalayan adam ama bazen de öyle bağırıyor ki ne var bunda noktasına göre. Ve bunu ben dün gördüm ki zaten. Ha evet ben senin baktığın gibi bakmamıştım. Bu pay var olmakla birlikte bizde mizaha çok yatkınlık da var ama biraz da sevmiyoruz da. Hani biz başkasına yapılan mizaha çok seviyoruz. Sen maruz kalmadığın sürece. Bana bir şey demediğin sürece yani Fenerli'ye yapılan espriye Galatasaray'a nefis gülüyor. Ta ki Galatasaray'a ilgili espri yapılana kadar. Bu mizaha hoşgörüsü demek değil. Oho nasıl geçirmişler demek. Anlıyor. Çünkü mizaha iki kişi gerektiriyor. Biri üretecek, biri anlayacak. Anlayan da en az üreten kadar çok değerli bir şey. Yani ben duvara mizah yapmışım ne anlamı var? Mizah içe yapılacak bir şey değil ki. 50 yıldır sakladığım mizah eserleri. Ne yapacaksın? Mizah kendi kendine söyleyip biliyor musun? 50 yıl evvel yazdığın adam hayatta değil ya da olay yok. Yani bir takım... Karşılığı kalmış. Karşılığı kalmış. O an tazeyken güzel o. Hemen servis et çarp biri alsın, servis et çarp biri alsın. Birini gerektiriyor. Ama o gerektirenin de bir rolü var. O da yüzüne tutulan aynada göreceği şeye tahammül etmek zorunda. Mizah yüze ayna tutmaktır. Orada kepçe kulaklı olduğuna tahammül edeceksin. Evet sen kepçe kulaklısın abi. Brad Pitt değilsin. Bu senin yüzüne vurulduğunda ha kapayın bu aynayı benim kepçe kulağım diyemezsin. Ona aynaya bakmak da ister. Mizah yapmak kadar. Ama Utku'nun kepçe kulaklarına güzel göründü. Mizah sevmek değil. Senin de kanca burnun gözükecek.
Senin de dişin arasındaki maydanoz görünecek. Bunu kabul etmek zorundasın. Bu bir olgunluk gerektiriyor. Bundan da kaçmayacaksın. Bundan kaçmayacaksın. O zaman sen mizahçı çok seven, mizahı çok yaşayan bir ülke, o zaman derim. Biz biraz onu nasıl koydular sana çocuğu? Havası mizah değil ya. Yani. Mizah ama sen de gereğinde sana da yapılmasını tahammül edeceksin. Bunda bir zevk de var ayrıca. Mizahı hoşgörü göstermek olgunluktur ayrıca. Evet, doğru, doğru diyorsun ya. Hakikaten öyle. Ben de bugün böyle çıkmışım evden. Evet, fermuarım açık gezmişim koca gün. İyi ki söyledin. Çekmek var. Ne diyorum lan, sen benim oraya mı bakıyordun bütün gün demek var. Ya açıktı kardeş, taktı baktı. İşte mizahın faydasını öyle görüyoruz. Konuştuğumuz şey hep o ya. Yani mizah sana biraz katlanma zorunluluğu veriyor. Yani artık bu espri, bunun karşılığında ben sertçe bir şey yaparsam hödük oluyorum. Ha düzgün dozunda yapıldığı sürece çok böyle pejoratif, küçültücü bir şey yaptın mı? Ya aşağılamak başka olabilir. Bir şey. Ha. Aşağılamak başka bir şey. Mizahi olarak bunun hicvetmek ve onun açığını lisan-ı münasiple dile getirmek başka bir şey. Yani demir bir leblebiyi dışını çikolatayla kaplamaktır mizah. Özünde yine demir leblebi vardır yani. Serttir o. Onu yutmak cesaret ister. Olay değil. O çikolata onu biraz daha yutulur hale getiriyor. Ama tabii ki midene oturduğunda o çikolata elinde bir, o bir tunç bilyedir yani. Onu hazmetmen gerekecek. Ya da dertse o derttir. Girmesi kadar çıkması da zor olur sonrasıyla. Onu kabul etmek zorundasın. Mizah hayatın içinden doğan bir tepki çünkü. Yani biraz bir gün arkadaşlar mizah buldum diye çıkmamış bu. Bu bir daha alttakinin üsttekine bağırma yöntemi. Muhalif yani doğası gibi. Olmak zorunda. Çünkü bir araz gösteriyorsun abi. Niye durduk yere? Neye gülelim? Neye gülelim ki? Ya insan insana bir şey gösterme, keşfi belirtme arayışın zaten var. Onore edilmek istiyorsun zaten. Hı. Vay be, amma güzel yakaladı. O çocuk o yüzden 10 küsur yaşında Türk filmlerindeki açıkları. Baksana da şurada Türkan Şoray'a böyle olmadı ki ama arkadan bilmem ne geçmişi. Aa evet lan çocuk haklı. Söylemek istiyorsun. Oradaki aile içinde bile alkışı almak istiyorsun. Aynı şu an 35. yaşını yaşayan 16 yaşındaki çocuk her sabah Instagram'da paylaşımlar yapıyor ve like sayıyor. Ya biz bir erkek bir kadın kapanmasın diye Facebook'ta 2,5 milyon kişilik sayfa açıldı. Daha ben ne kadar onore edileceğim ki bu ekipten olarak? 3 milyon olsaydı. Ama ben orada like sayım 40-45 oldu diye. Çünkü 16 yaşındaki çocuğun Fırt dergisini açtığında yazısını, adını gördüğündeki refleksi taze tutmak zorundayım. Çünkü o çocuk tam orada çocuğu tam o oyun bahçesinde yaşatmak zorundayım. Bu manada sosyal medyaya şükran borçluyum. O kadar. Tabii ki çünkü bu bana öyle bir alan yaratıyor ki. Kocaman bir alan. O benim oyun bahçem. Orada kimse karışmıyor. Onu yaptım, bunu çektim, şunu yaptım. Sadece siyasi mizah yapmamaya çalışıyorum ve işte böyle aşırı cinsel bir şey koymamaya çalışıyorum. Ya da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş muhabbetine girmemeye çalışıyorum. Aslında bunu tutan hiç kimse yok. Ama ben sonrasında gelecek şeyle uğraşmak istemiyorum. Benim çünkü orada daha haylaz çocuğu. Hakikaten ne komik bir şey bulmuş. Ve orada hayattan resimler çekiyorum. Utku Gürtünce Instagram hesabı. Takip edin. Şeyler var orada. Hepimizin elinde cep telefonları var artık. Hayatın kendi mizahı var. Aslında biraz dikkatli bakarsan bir mizah dergisinde geziyoruz. Komik olabilir, duygusal olabilir. Çok hoş karelerle dolu etraf. Ben hiç unutmuyorum ya. Geçen seneydi galiba. Bağdat Caddesi'nde yürüyorum. Var o fotoğraf. Şimdi gösteremiyorum. Yanında değil tabii ki. İki tane tekerlekli iskemleli yaşlı insan. Ha el ele. El ele geziyorlar. Arkalarında bakıcıları onları yürütüyor. Tam arkalarına geçtim fotoğrafı çektim. Ya o kadar güzel bir afiş ki. Her şey ne anlam yüklersen yükle. Yani içlerinde hala aşk var. Hala Bağdat Caddesi'nde gezmek isteyecek kadar enerjileri var. O halleriyle barışıklar ve el eleler. Ya bu aşk işte. Bu özlenen aşk bu işte. Yani başka biri yakalamış nefis bir fotoğraf. Arkada otobüs arkasında hayat mutluluk falan bir şey demiş. Gelini kucaklamış damat. Ön karede çocuğunu kucaklamış bir dilenci adam var para toplama telaşında. Aynı karede. Hayat böyle bir resim de vermiş. Bunu da tespit etmek de çok eğlenceli. Kelebek avcılığı gibi. Elimizde bunlar var. Ben hep gençlere bunu söylüyorum. Bunlarla gözünüzü biraz açın. Çok güzel resimler var hayatta. Ya da dümdüz bir şeyin altına bir şey yazarsın. O bir anda bambaşka bir anlam kazanır. Bu tamamen senin kelimelerle oynamayı çok seviyorum. Biliyorum. Oradan refleksin var tabii ki. Soracağım onu not aldım. Neyse ben çok konuştum ya. Hadi sen sor. Zaten o ya.